Merhabalar. Önceki dersimizde temel giriş düğümlerinden söz ederek Python script düğümüne giriş yapmıştık. Şimdi de Python script düğümüne devam ederek Python ile ilk noktamızı oluşturalım. Bunun için yine Python Dynamo düğümleriyle olan ilişkisi üzerinden devam edelim. Önce çalışma ekranına Python script düğümünü çağıralım. Şimdi de temel giriş düğümlerinden number, string ve number slider düğümlerini çağıralım. Şimdi çalışma ekranına çağırdığımız temel düğümlerin çıktı sonuçlarını görmek için watch düğümünü çağıralım. Düğümü çoğaltalım. Şimdi de düğümleri bağlayalım. Şimdi Python script düğümüne sağ tıklayarak edit diyerek konsol ekranını açalım. Önceki dersimizde Python script düğümüne veri girişi yaparak çıktı sonucunun nasıl oluşturulduğunu görmüştük. Şimdi de birden fazla veri girişinin nasıl yapılacağına bakalım. Bunun için Python script düğümü ikinci bir veri girişi oluşturalım. Buradan string ve number slider düğümlerini Python script düğümünün girişlerine bağlayalım. Şimdi veri girişine göre sonuçları almak için konsol ekranından giriş düğümlerini tanımlayalım. Konsol ekranına baktığımızda daha önceden veri girişi için varsayılan olarak burada giriş değişkenimizin olduğunu söylemiştik. Şimdi giriş değişkenimizi kopyalayarak çıktıya yapıştıralım ve kodu çalıştıralım. Burada Python script düğümünün çıktı sonucunu görmek için watch izleme düğümünü çoğaltalım ve düğümleri bağlayalım. Gördüğümüz gibi girdi verilerimize göre çıktılarımızı liste olarak aldık. Şu anda string düğümü boş olduğu için sıfır indisli değerimizi boş olarak görüyoruz. Bunun için string düğümüne bir metin girelim. Gördüğümüz gibi çıktı sonucumuzu iki veri girişiyle daha net görebiliyoruz. Şimdi de birden fazla veri girişi yaptıktan sonra sadece istediğimiz veriyi nasıl çıktı olarak alacağımıza bakalım. Bunun için ilk olarak burada dikkat edersek Python script düğümünün veri girişlerinde her bir girişin indis numarasının olduğunu görebiliyoruz. Biz burada hangi girişe göre çıktı istiyorsak o girişin indis numarasını yazmalıyız. Bunun için köşeli parantez açalım. Indis numarasını girerek köşeli parantezi kapatıyorum. Şimdi kodu yeniden çalıştıralım. Evet gördüğümüz gibi sadece 0 indisine göre çıkış değeri aldık. Benzer şekilde burada indis numarasını 1 yaparsak yine sonucun 1 numaralı indis girişine göre oluşturulduğunu görüyoruz. Yine ayrı ayrı olarak tüm girişlerin indis numarasına göre çıktı almak istiyorsak burada her bir indis için giriş tanımlamalıyız. Bu yüzden konsol ekrandan veri girişini kopyalayarak çoğaltalım. Şimdi de ikinci indis numarasını 0 yapalım. Dikkat edersek bu şekilde kodu çalıştırdığımızda giriş değişkeni de aynı olduğu için sıfır indisine göre sonuç üretti. Şimdi giriş değişkenlerini değiştirelim. İlkine A diyelim ve ikincisine B diyelim. Çıktı olarak iki değişkeni de yazmak için arada virgül kullanarak A virgül B diyelim ve kodu çalıştıralım. Çıktı sonucuna baktığımızda 0 ve 1 indisli veri girişlerine göre sonuç aldık. Artık Python'a veri girişinin nasıl yapıldığını gördükten sonra şimdi Python ile ilk noktamızı oluşturalım. Bunun için önce çalışma ekranına nokta düğümünü çağırarak nokta düğümünün nasıl çalıştığına bakalım. Nokta düğümünü çağırmak için kütüphaneden geometri başlığı altından points nokta düğümlerine baktığımızda burada oluşturma, aksiyon alma ve sorgu düğümlerini görüyoruz. Biz burada nokta oluşturmak istediğimiz için oluşturma düğümlerinden x, y ve z koordinatlarına sahip Point by Coordinates düğümünü çağıralım. Nokta düğümüne baktığımızda, şu anda varsayılan olarak x'te, y'de ve z'deki değeri sıfır olduğu için noktamızın orijinde oluştuğunu görebiliyoruz. Şimdi, Dynamo'da nokta çağırırkenki aynı yaklaşımla, Python'da yeni bir nokta oluşturalım. Daha önce konsol ekranındaki kodların Python'a Dynamo kütüphanesini yüklediğini söylemiştik. Yani aslında Dynamo kütüphanesindeki düğümlerin şu anda Python'a yüklendiğini biliyoruz. Aynı mantıkla Python'da nokta düğümünü çağırmalıyız. Bunun için ilk olarak noktamıza bir değişken tanımlamalıyız. Mesela x olsun ya da pt olsun. Şimdi büyük ve küçük harfleri dikkat ederek düğümün adını girelim. İlk olarak point diyerek kütüphaneden nokta düğümlerini çağıralım. Gördüğümüz gibi Dynamo kütüphanesindeki nokta düğümlerini Python içerisine çağırdık. Burada çağırmak istediğimiz nokta düğümünü seçelim. Parantez açarak nokta düğümünün x'te, y'de ve z'deki koordinat değerlerini girmeliyiz. Burada daha önce oluşturduğumuz noktadan 11 birim yükseklikte yeni bir nokta oluşturalım. Bunun için x değerini 0, y değerini 0 ve z değerini 10 yapalım. Parantezi kapatalım. Şimdi çıktı olarak oluşturduğumuz noktayı tanımlayalım. Burada çıktı olarak neyi tanımlarsak çıktı olarak onu alacağız. Yani buradaki a ya da b değişkenin bir etkisi olmayacaktır. Kodu çalıştırdığımızda gördüğümüz gibi 11'im yukarıda yeni bir nokta oluşturduk. Şimdi de ilk noktamızın koordinat değerlerini değiştirelim. Bunun için kod bloğu çağıralım. İlk değeri 3 ve ikincisini 4 yapalım. Düğümleri x ve y girişlerine bağlayalım. Gördüğümüz gibi noktamızın x'te ve y'deki yeni koordinat değerlerine göre konumlandığını görebiliyoruz. Şimdi de aynı girişlerle aynı noktayı Python ile oluşturalım. Bunun için 0 indeksli girişe 3 ve bir indisli girişe 4 değerini bağlayalım. Şimdi konsol ekranına gelelim ve buradan noktamızın ilk parametresine yani x değerine 0 indis girişli b değişkenini, ikinci parametreye yani y değerine a değişkenini girelim. 10 olan z değerini de 0 yapalım. Sonucu çalıştırdığımızda aynı koordinatlara sahip noktalar olduğu için çakıştıklarını görüyoruz. Nokta düğümünü gizlediğimizde aynı konumda Python ile oluşturduğumuz noktayı görebiliyoruz. Ya da Python'da noktayı gizlersek yine nokta düğümün oluşturduğu noktayı görebiliyoruz. Şimdi Python'da oluşturduğumuz noktayı tekrardan 11'im yukarı kaldırdığımızda iki farklı noktayı yeniden görebiliyoruz. Bu derste Python'da veri girişine bakıp Python'da ilk noktamızı oluşturduk. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki derslerde görüşmek üzere, İyi çalışmalar dilerim.